Sevgili izleyicilerimiz, serbest muhasebeci, mali müşavir Volkan Akal'la birlikteyiz. Kendisiyle gerek sektörü, gerekse sektörün sıkıntılarını, problemlerini konuşacağız. Ama öncelikle hoş geldiniz Volkan Bey. Sizler de hoş geldiniz. Volkan Bey, siz tanıyarak başlayalım. Serbest muhasebeci, mali müşavir Volkan Akar. Muhasebe ile lise yıllarımda tanıştım. Karadeniz Teknik Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Ön Lisans, Karadeniz Teknik Üniversitesi Maliye Bölümü Lisans ve Okan Üniversitesi Muhasebe ve Denetim Yüksek Lisans mezunuyum. Genç mali müşavirlerden biriyim. Çok güzel. Gerçekten zamanınızı çok kıymetli kullanmışsınız. Yapmış olduğunuz çalışmalar ve verdiğiniz hizmetlerle de sohbetimize devam edelim. Dünyada muhasebe örgütünün de 4 tane ana gündem maddesi var. Evet. Birincisi teknoloji ve dijitalleşme. İkincisi siber güvenlik. Üçüncüsü big data. Dördüncüsü sanal para. Bizde de teknoloji başladı. Defter beyan sistemi, e-fatura, e-arşiv, e-serbest meslek makbuzu. Yavaş yavaş yürüyor ama hepsi yerine oturacak. Çok kolay değil, büyük yatırımları gerektiriyor. Artık sistem, benim bir big data'm var, elini kolunu sallayıp buraya giremezsin diyor. Benden ya kep alacaksın, ya e-tebligat alacaksın, bir sistem dahilinde buraya gireceksin diyor. Artık her şey sanal ortamda yapılıyor. Manuel defter tutan, fatura fiş giren, kağıtlar üzerinden işlem yapan muhasebeciler yerine teknolojiyi iyi kullanan, dijital ortamda muhasebeyi yorumlayan, raporlama, danışmanlık, müşavirlik gibi muhasebe ile ilgili yeni uzmanlık alanları ortaya çıkmaktadır. Bu mesleğe gönül verenlerin bu alanlarda kendilerini geliştirmelerini tavsiye ediyorum. Ben de bu alanlarda çalışmalarımı sürdürüyorum. Evet, Volkan Bey, sektörde kendinizi nasıl konumlandırıyorsunuz? Bir de sizce bu sektör Türkiye'de nasıl bir yol izlemektedir? İşletmeler içerisinde mali müşavirler görünmeyen kahramanlardır. Karanlık yolda arabanın önünü farları nasıl aydınlatıyorsa, mali müşavirler de işletmelerin önünü aydınlatırlar. Eğer ki işletmenin muhasebesi zayıf olursa, o işletmenin önü aydınlık olmaz. Yıllardan beri uygulamada mali müşavirlerin vergici yönü ağır basmaktadır. Fakat gelişen süreçte, özellikle teknolojiyle birlikte mesleğin yapısı değişmektedir. Uygulamalar sürekli değişmekte, her gün yeni bir mevzuat değişikliği olmaktadır. Bunların bir kısmı ekonomik sıkıntılardan kaynaklanmakta, bir kısmı ise ülkenin içinde bulunduğu konjonktürden kaynaklanmaktadır. Baktığımızda da uzun vadeli ve orta vadeli çözümler yerine günlük olaylardan kaynaklanan kısa vadeli çözümler, aflar, teşvikler olarak önümüze gelmektedir. Mali müşavir olarak bize düşen görev de kamunun almış olduğu kararlar doğrultusunda hem kamuya yardımcı olmak hem de müşterilerimize yardımcı olmaktır. Evet, sektörün eksiklikleri ve sorunları nelerdir? Siz ne tür tavsiyelerde bulunursunuz? Beyannameler 3568 sayılı yasa ile yetkilendirilmiş mali müşavirler tarafından müşterilerine aracılık yaparak verilmektedir. Beyannamenin son günü hiçbir meslektaşımın hasta olmaya, bayan meslektaşlarımın doğum yapmaya, meslektaşlarımın anne babası dahi vefat etse cenazesine gitmeye, hatta ve hatta ölmeye dahi hakkı yoktur. O gün ölürseniz, siz beyannameyi vermezseniz, birinci derece usulsüzlük cezası kesilecektir. Devlet bütçesinin gelir kaynağının birinci kısmında vergiler yer almaktadır. Bu vergilerin tarhını, tahakkukunu yapan, tahsilinin yapılmasına yardımcı olan mali müşavirlerdir. Bu vergilerin tarhını, tahakkukunu yapan, tahsilinin yapılmasına yardımcı olan mali müşavirlerdir. Ülkemize, ekonomiye bu derece katkı sağlayan meslek örgütümüz için mücbir sebep hali gelmesi gerekmektedir. Muhasebe mesleğinin toplum içerisindeki itibar durumunu ele alırsak maalesef iyi bir yerde olmadığımızı söyleyebilirim. Kanunen yasak olmasına rağmen kanunlarla belirlenen asgari tarifenin altında çalışan veya ruhsatını kiraya veren meslek mensupları maalesef haksız rekabete ve mesleğin itibar kaybına sebep olmaktadır. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü tarafından TÜBİTAK'ın desteğiyle gerçekleştirilen araştırmada 126 meslek grubu içerisinden muhasebe mesleği 34. sırada yer almaktadır. Gönül isterdi ki ilk sıralarda yer alalım. Volkan Bey, aktarmış olduğunuz bu kıymetli bilgiler için ben bir kez daha çok çok teşekkür ederim. Son olarak değerli izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Maalesef meslek örgütü olarak stajyerine veya meslek mensubuna yardımcı olan bir yapıya sahip değiliz. Umarım en kısa zamanda bu alanlarda çalışmalar yapıp
stajyerini ve meslek mensubunu koruyan, sahip çıkan yapıya kavuşuruz. O çok zor şartlar altında fedakarlıklar yapıp mesleğe gönül veren herkese sesleniyorum. Asla vazgeçmeyin. Volkan Bey, aktarmış olduğunuz bu kıymetli bilgilerden dolayı tekrar çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimiz, serbest muhasebeci, mali müşavir Volkan Akar'la keyifli sohbetimizin sonuna geldik. Bakalım sıradaki durağımız neyse, hoşçakalın.